Biz başlık atıyoruz, başlık hakkında konuşmuyoruz. Benim de aklımdan çıkmıyor bu CHP'nin kapatılması gerekliliği. Abi ben, ben Allah aşkına size bir akıl danışayım. Yani bu iş nasıl yapılır? Ya Cumhuriyet Halk Partisi hakkında o kadar çeşitli mevzular tartışılıyor. İşte Özgür Özel oldu, başkanı şu oldu, bu oldu. Yok efendim şu geldi, bu geldi falan filan. Oğlum bunları kimi umursuyor ya? Kimi umurda ya? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen insanların da bu umurunda mı yani? Bu tartışılması gereken mevzu bu mu yani? Tüm ana akımda bu tartışılıyor. Niye herkes? Çünkü bunun tartışılması gerektiği kanaatinde bir şekilde, büyülü bir şekilde. Bir Allah'ın kulu da çıkıp kardeşim tartışılması gereken şey, Cumhuriyet Halk Partisi dediğim parti neden hala var? Cumhuriyet Halk Partisi kendisini neden feshetmiyor? Neredeydik ha? Yani Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti neden var? Cumhuriyet Halk Partisi denen parti, yani kendisini ülkenin kurucu partisi olmak, işte e, Cumhuriyet'in kurucu partisi olmak, Dolayısıyla kendisi hariç kendisinin istemediği sonuçlar doğuran seçimleri meşru saymamak, kendisini bu ülkenin hak sahibi olarak görmek gibi belli başlı ön kabuller üzerinden konuşan, bunun üzerinden Türkiye'nin siyasetini tıkayan ve bunun üzerinden normalde Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak aynı kadrolarla çıksa yüzde beş alacak olan bir siyaseti yüzde yirmi tutarak en çok aslına bakarsan sosyal demokrasi, sosyal demokrasi düşüncesine, sol düşüncesine artık yani ne ediyorlarsa, ne şey yapıyorlarsa onlara zarar veren bir parti konumu var yani burada. Adam zora düştüğü zaman, Kılıçdaroğlu zora düştüğü zaman diyor ki biz diyor milli mücadelenin partisiyiz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu herkes normal karşılıyor. Ne demek milli mücadele? Ne demek tam milli mücadelenin partisiyiz? Milli mücadelenin partisi nasıl olabilirsin reis? Hayırdır yani bir sakin ol. Adam zora düştüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu böyle Sezgin Tanrı falan milletvekili oldu böyle o yapıya diyor ki biz Milli Mücadele Partisi o sen Milli Mücadele'nin partisi sen Cumhuriyet'in partisi şeyse o tamam sen o zaman bizim misin yani. Ya yani bu, sırf bunlara bağlayarak mevzuyu sırf bunu sömürerek bunun üzerinden Atatürk üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ismi üzerinden adamlar yani yıllardır ülkenin siyasetini tıkıyorlar. Bir halt yaptıkları da yok. Siyasete dair bir şey anladıkları falan da yok. Yani bu adamlar hala varlığını nasıl sürdürebiliyor? Birincil tartışılması gereken şey. Ben bunu istiyorum. Ben açtığımda ana akımı nedir efendim? CNN'i açtığımda nedir? İşte Haber Global'i açtığımda, TV yüzü açtığımda. Bunun tartışılmasını istiyorum yani. Yani bu soru getirilsin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel eyvallah ya şu partiyi fes edelim bir tören düzenleyelim. Devasa bir geçit töreni yapalım inanılmaz. Çok büyük kutlamalar yapalım 81 ilde ve Cumhuriyet Halk Partisi ismini Cumhuriyet Halk Partisini siyasetten Mustafa Kemal Atatürk'ü siyasetten emekli edelim. Bundan sonra hiçbir e, siyasi parti çıkıp da e, böyle bir bağ kuramasın ki olması gereken budur. Yani bu yarışa eşit girilmesi lazım. Cumhuriyetin 100. senesinde Yeni bir sayfa açmış olalım da şundan bir kurtulalım. Hani bu öneriyi dile getiren yok. Niye yok? Bunun konuşulması lazım. Benim canımı çok sıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile muhalefetle ilgili bir şeyler konuşuyorlar hala. Adamlar bir şeyi taklit ediyorlar. Adamlar siyaset yapmıyorlar. Adamlar siyaset diye düşündükleri, kafalarında tasvir ettikleri, tasavvur ettikleri sağdan soldan birkaç kırıntıdan algılamaya çalıştıkları bir İmge var onların akıllarında ve o imgeyi taklit etmeye çalışıyorlar yani adamlar siyaset yapmıyor ki yani adamın söylemlerini getirip de burada tartışmanın bir anlamı yok.